Güzel, ne oluyor yine? Yani sen buradasın ama aklım burada değil. Konuş benimle, anlat. Niye bu polisler kapıda bekliyorlar? Tehlike demeyiz yine. Ha? Ben dışarı çıkmayayım diye. Ya da çıkarsam haberleri olsun diye. Berkıs Hanım mı? O mu yapıyor bunları? Söz verdim işine karışmayacağım diye. Sözüne pek güvenmiyormuş. Ne konuştunuz buraya geldiğinde? Seni. Beni. Neyi mi? Aslında bunları benim sormam gerekmiyor mu Cezayir? Yani kim bu kadın? Seni niye soruyor? Hı? Erman davası kapanmadı mı? Leyla, biri bitiyor biri başlıyor. Bu kapansa ne olur? Kim Cezayir? Yine bir bela mı var başımızda? Cezayir, bana yardım. Birbirimize canımızı emanet ettik. Bana silah arkadaşımı vurdurtma. Ama sen kimsesiz değilsin. Senin kaybedecek çok şeyin var Cezayir. Onları düşünmen lazım. Lan aileme dokunacak olur. Senin ailen dışında da kaybedecek çok şeyin var Cezayir. Mesela Atakan Başkan. Aslında eski bir mesele. Ne kadar eski? Boş ver Leyla, takılma. Sıkma sen canını. Ben hallederim. Cezayir, hiçbir şeyi tek başına halletmek zorunda değilsin. Ben buradayım, yanındayım. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Adı Tura. Gerçek adı Kayhan. Eğer aileme zarar verirsen, sonu çok kötü olur senin için.
Ne olur mesela? Hayatım mahvolur. Devlet bütün işlerine el koyar. Cezaevine girersin, 5 parasız kalırsın. Daha sayayım mı? Say. Çünkü bu anlattıkların beni korkutmaya yetmedi. Neden biliyor musun? Çünkü ben cehennemin en karanlık sokağından geldim buraya. Bu anlattıkların dert bile değil. Beni Cezayirli olan kavgana bulaştırma. Cezayir demişken, herkes Cezayir'le aramda ne sorun olduğunu soruyor. Kimse bana Cezayir sana ne yaptı demiyor. İstersen biraz anlatayım, dertleşmiş oluruz. Hiç umurumda değil. Senin de muhabbetin çok kötüymüş be koçum. Ne anlatırsın, ne dinlersin. Annemi rahat bırak. Başlarda çok yakındık. Bu badilik müessesesi, sen daha iyi bilirsin. Birbirimizin hayatını kurtardık. Mermi yedik, savaştık. Ama bu savaş dipsiz bir kuyu. Geçtim karşısına, dedim ki, Badi, bir kurtuluş yolu var. Gel benimle, dedim. Yok, dedi. Ben devletimin karşısında durmam, dedi ve beni karşısına aldı. Onun yüzünden her şeyimi kaybettim. Şimdi o her şeyini kaybedecek, sen kazanacaksın, öyle mi? Bravo, tam da öyle. Benden ne istiyorsun? Cezayir'in nerede olduğunu söyleme. Bilmiyorum. O zaman git, kime sorarsan sor, nereden öğrenirsen öğren, Cezayir'in attığı her adımdan, yaptığı her anlaşmadan haberim olacak. Yoksa annen ölür. Bunun acısını çıkartacağım senden. Muhakkak. Ama şimdilik sen git, dediğimi de unutma. Hadi. Sen de işinin başına dön. Malum, müşteriler yeni mal bekler. Bazı topraklarda savaş devam ediyor. Ermanı bitiyor, Turası başlıyor. Turası bitecek, bir başkası başlayacak. Bunun sonu yok Cezayir. Öyle mi devam edeceğiz? Yoruldum Leyla. Gerçekten yoruldum. Artık bütün bu olanları kaldıramaz hale geldim. Hale bak. Şu hale bak. Her şey bitti. Artık huzur içinde yeni bir hayat başlayacak derken. Pırıl abi. Bir umutla, sevinçle. Artık yeni bir hayatımız olacak. Yeni bir yuva kuracağız. Çoluğa çocuğa karışacağız diye umut ederlerken. Toprağın altına girdiler. Artık içim yanıyor. Daha kaç kişiyi toprağa vereceğiz bilmiyorum. Cezayir. Bırak. Bitsin artık. Gidelim buralardan. Kendin söylüyorsun yoruldum diye. İnan biz de çok yorulduk. Görmüyor musun? Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Yeni bir hayata başlayalım. Denedik Leyla, olmadı. Olmadı çünkü sen istemedin. Sen istemediğin için olmadı Cezayir. Yapmadın. Gerçekten isteseydin yapardın. Zamandır. Emeklilik vakti geldi diyorsun ya. Geldi diyorum.
peşinde koşturduğun günleri görmek istiyorum ben. Ne diyorsun? Ben bu cihana sığmazam.